Murat Kelkitlioğlu CHP'de başkan FETÖ isterse değişir. Başlığa bakınca çok uç bir analiz diyebilirsiniz ama öyle peşin hükümlü olmayın. Ben önce derdimi bir anlatayım. Şöyle ki. CHP-SHP birleşmesinin ardından 1995 Eylül'ünde yapılan 27. Kurultay'da genel başkanlık koltuğuna Deniz Baykal oturdu. 1999'daki CHP'nin baraj altında kaldığı seçime kadar partiye liderlik eden Baykal o hezimetten sonra genel başkanlığı Altan Öymen'e devretti. Ama bu ayrılık sadece 15 ay sürdü. 2000'deki 11. olağanüstü kurultayda yeniden genel başkan seçildi. O tarihte istifasını sunduğu 2010 yılına kadar 4 seçimli kurultay bir de olağanüstü kurultayda rakipleri Hasan Fehmi Güneş, Altan Öymen, Sefa Sirmen, Haluk Koç'u yenerek koltuğunu korumayı başardı. Üstelik 2002 ve 2007 genel seçimleriyle 2004 ve 2009'daki yerel seçimlerde partisinin hedeflenen oya ulaştıramamasına rağmen sonra ne oldu seçim yenilgilerinin güçlü rakiplerin parti tabanındaki öfkenin yıkamadığı Baykalı FETÖ ihanet şebekesi bir kaset komplosuyla egale etti. Yerine o gün Baykalı ziyaret ettikten sonra aday olmayacağım diyen Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si 2010 referandumu, 2011 genel seçimi, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2015 Haziran ve Kasım seçimleri, 2017 referandumu 24 Haziran seçimlerinden hep hüsranla ayrıldı. Bu süre içinde 4 olağanüstü kurultay, 3 kurultay atlatan Kılıçdaroğlu iki kez karşısına çıkan Muharrem İnce'yi yenmesini bildi. Bugünse bir kez daha bir seçim sonrası klasiği haline gelen CHP'deki iç karışıklık tiyatrosunu hep birlikte izliyoruz. Baykal ve Kılıçdaroğlu'nun performansına yaşananlara tartışmalara bakıldığında ciddi bir benzerlik yok mu? Bakın 9 Eylül 1923'te kurulan CHP'de bugüne kadar 7 genel başkan değişikliği olmuş. Son 25 yılda ise 2 kez. Ve bu değişimin nedeni de bir komplo. Diyeceğim o ki Kılıçdaroğlu'nu o koltuğa kim oturttuysa o koltuktan da ancak o güç kaldırır. Seçim yenilgisi taban öfkesi değil. Ha kişisel görüşümü sorarsanız söyleyeyim. Bence Kılıçdaroğlu'nun miadı dolmuştur. FETÖ'de somutlanan o güç artık kaybedene oynamaktan vazgeçecektir. O yüzden yakın bir zamanda büyük bir skandal patlarsa kimse şaşırmasın. Murat Kelkitlioğlu akşam.